Damızlık ve Süt Üreticileri Birliği Başkanı Günay Çakı yeni süt fiyatlarını açıkladı. Başkan Çakı, uzun müzakereler sonucunda süt fiyatımız belirlendi. Ulusal Süt Konseyi'nin belirlemiş olduğu süt fiyatı 4 lira 70 kuruş oldu dedi. Evet, şimdi Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği sütte bir organizasyon yapıyor. Bu organizasyon çerçevesi içerisinde de üreticileriyle süt sanayicilerini bir araya getirip oradan oluşan fiyatı da en yüksek şekilde hem oluşurken Türkiye piyasaları üzerinde oluşmasını sağlıyor hem de üreticinin istediği talepleri karşı tarafa iletiyor. Bir aracı pozisyonundayız. Evet, süt pazar esnafımız onu hani söylemiş. Evet, doğru. Ben yanılmıyorsam 15'i ocağın 15'i 16'sı gibi gerçek fiyatlar oluştu. O da neden öyle oldu? Biliyorsunuz yani 12. ayın 8'inde süde zam geldi ama süde gelen zamın üzerine defaat kez yemin üzerine zam geldi. Dolayısıyla bizim itirazlarımız devam ettiği için bu fiyatların bunu kurtarmayacağını, üreticinin 1 kilo süt satıp da 1 kilo yem alamadığını üstlerimize, bakanlığımıza, ticaret yaptığımız süt sanayicilerine ilettik. Müzakerelerimiz de aşağı yukarı ocağın 15'ine kadar sürdü. Ocağın 15'inden sonra tam net günü hatırlayamıyorum şu anda ama süt fiyatları belirlenip üreticilerimize bu verildi. Belli ki bu arkadaşımız süt üreticisi değil, süt üreticisi olmuş olsaydı şöyle o süt fiyatlarının bu şekilde müzakere edilmesinden mutluluk duyar. Bunu bir sesleniş olarak söylemezdi. Dolayısıyla bir tüccar zihniyetiyle tahmin ediyorum bunu söylemiş. Çünkü uzamasının üreticilerimize katkısı oldu. %1-2 oranında süt fiyatlarında bir artış biz pazarlık esnasında alıp onu da üreticilerimize zaten biz duyurduk. Böyle oldu o gelişme. Olmaz. Biliyorsunuz ayın 1'inden süt 30'una kadar verilirken aynı fiyattan veriliyor. Fiyatta da bir değişiklik olmuyor. Burada zarar değil, aslında kar ettik biz. Yani biz 8. ayın 12. ayın 8'indeki oluşan fiyatları biz üreticilerimize duyurmuş olsaydık, ben üreticiler açısından konuşuyorum. Tüccar olarak pazardaki satıcılar açısından bunu değerlendirmiyorum zaten. Yani ben direkt sütü sahanlar açısından değerlendiriyorum. Bu üreticilerimize fark olarak yansıdı. Bunu da zaten sahadaki üreticilerimiz gördüler. Yani 4.70'di süt fiyatı. Bunun içerisinde 400 liraya yakın sıcak sütte toplama masrafı var. Biz bunu şu anda 4 lira 40 kuruş olarak belirlendi süt fiyatı. Tabii bu sıcak toplamalar için ama soğuk dediğimiz yani tanktan alınan sütler 4700, 4650 gibi 4.65, 4.70, 4.63 gibi falan fiyatlar belirlendi. Bu da tabii üreticinin lehine gelişen bir durum oluştu burada. Yani herhalde konuya çok hakim olmayabilir arkadaşımız ya da kendisi bir süt üreticisi bir de şöyle de tam da bilgiye sahip de olmayabilir yani bu müzakerelerin devam ettiğini bilmesi için önce Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği'ne süt veriyor olması lazım, birliğin üyesi olması lazım, birliğin bilgilendirme mesajlarını görmesi lazım. Demek ki o bilgilendirme mesajlarını falan görmemiş bu arkadaşımız. Şu andaki biliyorsunuz Ulusal Süt Konseyi'nin belirlemiş olduğu bir 12. ayın 8'indeki süt fiyatları 4.70 kuruş. Bunun üzerinde tabii ki eğer bunu fabrika rampa fiyatı diyoruz biz. Yani fabrika gelip alıyor. Giderken de bunun yol masrafları var. O değil ama köy içerisinde yapılan toplamalar var. Sıcak süt dediğimiz. Onlar Damızlık Birliği'nin alışları brütte 4.40. Ama o diğer soğuk olan her haneye koymuş olduğumuz süt soğutmalı sütlerde de çok çeşitli fiyatlar var ama ortalama herhalde yine fiyatlarımız 4.65 gibi. Daha büyük sütlerde 4.75, 72, 73 gibi hatta 4.80'e çıkan fiyatlarımız var. Tabii ki çok büyük şekilde zarar vererek etkiledi süt üreticisini. Çünkü süt üreticisi almış olduğu yemin yem fabrikaları tarafından biz bunları dolarla arıyoruz. Dolara endeksli olarak bir gün içerisinde iki sefer doların yerinden oynamasıyla yem fiyatlarında değişiklik olduğunu biz gördük. Neredeyse üreticimiz 1 kilo süt satıp 700 gram yem alamaz hale gelmişti. Hala da şu anda 1 kilo yem 1 kilo süt alamayan üreticilerimiz var. Avrupa standartlarında 1.5 ile bu 2.5 arasında değişiyor. Yani Avrupalı bir çiftçi 1 kilo yem süt sattığında 1.5 kilo ile 2.5 kilo arasında yem alıyor. Ama şu anda biz 1 kilo süt satıyoruz 1 kilo yem alamıyoruz. Bizim üreticilerimizin istediği 1 kilo süt satıp 1.5 kilonun üzerinde yem alması gerekiyor. Dolayısıyla
onda, ilaçta, mazotta, elektrikteki bütün bu gelen zamlar süt üreticiliğini, ki tarımı da aynı şekilde, yapılamaz hale getirdi. Hani yapılamaz hale getirdi derken 2021 yılı bitti. Şu anda da bizim depolarımızda sapımız, samanımız, yoncamız var. Ama 2022 yılında eğer bu şekilde yem fiyatı, gübre fiyatı, elektrik ve mazot fiyatları devam ederse 2022'nin sonuna doğru gıdada büyük sıkıntılar yaşayacağımızı ben buradan duyurmak isterim. Kayıtlara da girsin isterim. Yani tabii ki yani yeni bir yıl başladı. 2022 yılının hem tüketenlerimize hem üretenlerimize bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Zor günlerin olduğunu görüyoruz. Ama inşallah iyi günler de gelecek diyoruz. Bereketli bir yıl diliyorum milletimize. Şu kış gününde sıcak yuvalarında huzurlu bir şekilde rahatça gıdaya ulaşmalarını temenni ediyorum. Şu andaki gıda fiyatlarındaki yükselişi biliyoruz. Biz süt üreticileri olarak bu süt ve süt ürünlerinin zamlanmasına tabii ki taraftayız. Çünkü bir Kayseri'den bakalım. Kayseri'ndeki yaşayan insanların %70'i, %80'i eskiden köylerde, kırsalda yaşıyorlardı. Bunlar üretimler yapıyorlardı. Dolayısıyla oradaki üretim daralmasıyla şehre gelip tüketici haline geldiler. Hani biz milletimizin hayvansal proteine ulaşmasında, onu tüketmesinde yüksek fiyatlarından almalarına tabii ki razı gelmiyoruz. Ama işte takdir ederler ki bugün doların yükselmesiyle beraber yem ham maddesinin dışarıdan geldiğini söyleyen yem sanayicileri yeme yaklaşık olarak geçen yıl ve bu yıl arasında %110'a varan zamlar oluştu. Süde bu manada yine bir yükseliş gelmedi. Çünkü bunun zararı yine süt üreticisine yazıldı. İlaçlara ona keza, mazoda anlatmama gerek yok. Gübre fiyatları ona keza, ben üreticilerimizin gene aynı şeyi söylüyorum. Hayvansal protein tüketmelerini ve çocuklarımızın beyin ve zeka gelişimini sağlamaları açısından çok ona önemli olduğunu düşünüyor. Buradan üstlerime de bu gelen süt üreticisine, çiftçiye, tarıma pozitif ayrımcılıkla bu ürünlerin en az %50 geriye giderek gitmesini, götürülmesini bir şekilde ya süspanseyle ya da fiyatların geri çekilmesiyle desteklenerek üreticilerimiz, tüketicilerimizin daha kolay gıdaya ulaşmasını sağlamalarını temenni ediyorum.